Tabii. Buyurun. Ne zaman isterseniz görüşebiliriz. Yok. Öğlen tatilinde olmaz. 2,5 desek 14,30 yani. Beklerim. Buyurun. Görüşelim. Hayırlı sabahlar yengeciğim. He? Ben Kamil. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Abim de iyiyim. Ne yapsın? Koşuşturup duruyor işte. Çocuklar da iyi. Okula gidiyor. Yengem, acaba bugün sizinle görüşmem mümkün olabilir mi? Evet. Ayrıntılara gelince anlatırım. Ne zaman rahatsız edebilirim acaba? Öğleden önce olursa çok daha iyi olur. Durum biraz acil de. Evet. Bir saat sonra desek. Anlıyorum. O zaman 1,5 saat sonra diyelim. Teşekkürler yengem. Çok teşekkürler. İyi günler. Sen bu işi oldu bil. Hayır.
Eğer geç kalmaya sebep olan çok önemli nedenlerin varsa bana anlat. Sana seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki, nasıl istersen. Mesela ne olursa olsun, sabah işe giriş saatlerinde daha dikkatli olur mu? Anlaşıldı mı? Sana inanıyorum. Teşekkür ederim. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Kim bilir müdür hanıma yine ne yalanlar attı. Uyuşuk ne olacak? Yenge hanım burada işte. Yengem merhaba. Buyurun. Buyur abi. Biraz erken geldik, kusura bakmazsınız artık. Yabancı sayılmayız canım, buyur. Buyur Necdet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necdet abi tanıyor musunuz? Hayır, tanışmıyoruz. Öyleyse tanıştırayım. Necdet abim kendileri ortağım olur. Tülay Hanım, bankamızın müdürü, aynı zamanda yengem. Memnun oldum. Necdet abim çok muhterem bir arkadaşımdır. Aynı zamanda uzaktan tıksım olur. Değil mi Necdet abi? Tamam, tamam. Rahatsız edişimize gelince, rahatsız etmiyoruz ya yenge. Estağfurullah. Şimdi biz Necdet abiyle birlikte bir iş kuruyoruz da, acilen kredi ihtiyacımız oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii sizce de malum bu zamanda iş kurmak öyle pek kolay falan değil. Necdet abiyle birlikte düşündük ki koskoca bankanın müdürü herhalde yardımcı olur yengemiz diye düşündük. Değil mi Necdet abi? Çok üzgünüm ama Kamil size yardımcı olamam. Durumum müsait değil. Nasıl yengem anlayamadım? Size yardım edemeyeceğimi söyledim. Yardımcı olamam. Yani şimdi beni reddediyorsun. Çok üzgünüm ama maalesef böyle. Bir de çıkan Necdet abi nereye otur Allah aşkına. Bana bak yengem. Anlatamadım galiba. Bir yanlış anlaşılım oldu herhalde. Hiç sanmıyorum. Anladım. Anladın ve hayır diyorsun. Biz buraya kredi istemeye geldik. Borç istemeye değil. Yani müşteriyiz, anlatabiliyor muyum? Tabii. Onun için ben de size tam bir müşteri gibi davranıyorum. İstersen bir daha tekrar edeyim. Maalesef şu anda kredi vermedik durumumuz müsait değil. Çok kısıtlı. Hatta yok. Kusura bakmayın. Biz yabancı değiliz ki. Ben senin, sen benim abimin karısısın. Ne fark eder? Şu anda bu bankanın sorumlu müdürüyüm. Bana bak yengem.
sana güvenip kalktık, ta buralara ayağına geldik. Bizim bu krediye ihtiyacımız var. Bugün alamazsak mahvoluruz. Anlatabiliyor muyum? Yanarız, batarız. Sen bu krediyi bize vereceksin. Bunun başka hiçbir yolu yok. Hem ne kadar alacağımızı bile sormadın. Çok değil. Kredi bu. Sonunda ödeyeceğiz. Bahşiş istemiyoruz. Bana bak Kamil Bey. Son defa söylüyorum. Sizi buraya ben davet etmedim bir. Şu anda kredi verecek durumda değilim. İki, tehdit edebilmeye de hiç gelemem. Üç, anlaşıldı mı? Durumu benden daha müsait olan bir şubeye gidin, alın kredinizi. Hem sonra o kadar kolay alamazsınız ki. Bugün kredisi de bugün al. Oh ne iyi. Bunun birçok işlemleri var. Sizin durumunuzu tetkik edecekler. Karşılığında neler göstereceksiniz onları araştıracaklar. Bakarsan bir ay 15 gün sürer. Bunu biz de biliyoruz beyengen. Neden doğrudan doğruya sana geldik sanıyorsun? İşin aciliyeti var. Arada abim de olunca. Ne yani? Gereken işlemleri yapmadan mı kredi alacağınızı sanıyordunuz siz? Hem durumu müsait olsaydı bile tepkik olumlu bir şekilde neticelendikten sonra kredi alacaktınız bizden. Hep sonra abinin benim işlerimle ne alakası var? Neler söylüyorsun yenge? Biz dolandırıcı falan mıyız? Abimizin hiç mi hükmüyor? Rica etsem siz yardımcı olur musunuz bana? Yürü yürü yürü. Bir dakika abi. Durum anlaşılıyor. Yürü. Geri dönüp şunu hadini bildirin. Benimle böyle konuşamaz. Beni geri çeviremez. Bu ne sağlık olacağım onda. Ters bir durum oldu efendim. Yok çocuklar. Sağ olun. Yalnız can sıkıcı terbiyesizmiştir. Hepsi o kadar. Bir emriniz var mı müdür hanım? Estağfurullah. Yalnız bana sade bir kahve pişirirsen sevinirim. Değil mi? İnan bana Necdet abi, bunun hesabını soracağım ondan. Bana böyle muamele edemez. Ne demek kredi veremiyormuş diye. Bugün öz abim de evli. Abim müsaade ederse bakalım onda müdür hanım havası kalır mı? Bunun hesabını soracağım ondan. Hemen yazıhaneye gidelim. Ahmet bir telefon ederiz, işi bağlarız. Sen hiç merak etme Necdet abi. Hey taksi! Bize göstermiş olduğunuz kolaylık ve yardımlar için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Buna emin olun. Estağfurullah efendim. Sizin gibi güvenilir ve değerli bir müşteriye hizmet vermek bizim için zevktir. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdilik müsaadenizi rica edeyim. Kıymetli zamanınızı alın. Fişine bak. Hesap durumu müsaitse gereken işlemi yapabilirsiniz. Ziyan yok.
Efendim? Ah, Kemal sen misin canım? Kuzum, bugün sen Kamil'i neden geri çevirdin? Anlamadım. Kamil bugün sana gelmedi mi? Evet, ortağıyla birlikte. Ve senden kredi konusunda bir ricada bulundu, değil mi? Niye geri çevirdin onu? Ne demek? Kardeşim o benim. Üstelik sıkışmışlar, zor durumdalar. Biraz sonra lütfen. Alo. Alo. Tülay. Beni duyuyor musun? Duyuyorum tabii. Bak şimdi beni iyi dinle. Bu bankanın müdürü benim. Ve kime ne zaman nasıl kredi vereceğime ben karar veririm. Sözümü kesme lütfen. Kamil'in senin kardeşin olması ona bir ayrıcalık getirmez. Ve hiçbir şey ifade etmez. Benden şahsi paramı istemiyor ki. Bankadan kredi istiyorum. Kaldı ki kardeşin bugüne kadar 3 kere iş batırdı. Bunu sen de biliyorsun. Ayrıca ortağında hiç tanımadım. Kardeşim diye ben ne bankanın parasını ne de kendi prestijimi çarçur edemem. Lütfen kardeşine söyle, olmayacak işler için abisini araya koyacağına kendine doğru dürüst bir ortak seçsin. Ve sağlıklı bir iş kurmayı öğrensin. Ve de iş adamı adabı muaşeretini. Demek öyle. Pekala. Görürsün sen. Gelebilirsin. Ne oldu abi? Genel Müdür Esat Bey ile görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı efendim? Ona benim kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyin. Çok önemli bir meseleymiş değil. Buyurun. Kemal Bey sizinle görüşmek istiyorum efendim.
Cemal Çelik. Peki. Esat Bey sizi bekliyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Haline bak şunun. Az önce süt dökmüş kedi gibiydi Tülay Hanım'ın karşısında. Şimdi bülbül gibi şakıyor. Bizim çocuklar da ağzı açık onu dinliyor. Eline yüzüne bakılır bir şey olsa bari. Müdür Hanım'ın da keyfi kaçtı galiba. Baksana yemeğinden tek lokma atmadı ağzına. Yine o kocası yüzündendir. Kocası yüzünden mi? Neden katlanır bu adama bilmem ki. Neden acaba? Aman sen de. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi. Neyi bilmiyormuş gibi? Geçen sene şubemizin yemekli toplantısında adam içti içti tanıdı tanımadı da bütün kadınlarla hem de karısının gözü önünde sarmaş dolaş dans etti. Zavallı Tülay Hanım. Ağzını bile açmadı. Renkten renge girdi. Kızlar zor kurtarmışlar kendilerini o sarhoş herifin pençesinde. Sonra ne oldu? Sonra Tülay Hanım mutlaka istifa eder diye söz çıktı ama... İstifa etmedi mi? Ay ne aptal şeysin sen. İstifa etmiş olsa burada işin ne? Vallahi ben onun yerinde olsam hemen boşanırdım o adamdan. Söylemesi kolay. Adam Hinoğlu Hin. Her seferinde hakimi ikna etmek için bir neden bulmuştur mutlaka. Peki bütün bunları sen nereden biliyorsun? Ben bilirim kızım. Çok teşekkür ederim mesajcı. Rica ederim Kemalciğim. Size bir yardımım dokunabildiyse eğer ne mutlu bana. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kızım bana Naci Bey bağlar mısın?
Müsaadenizlerseniz sizi yalnız bırakırım. Rica ederim, rahatsız olmayın. Hayır efendim, size söylemedim. Bakın Esat Bey, şimdi daha rahat konuşabilirim. Söz konusu kredi için bize daha önce müracaat etmiş bir şirket vardı. Tahkikatını dün tamamladık ve krediyi kendilerine verebileceğimizi az önce bildirdik. Artık görüyoruz. Sorumluluklarımız sınırlarını iyi bilirim. Lütfen şahsi değer yargılarınızı bu konuşmanın dışında tutun. Kapris ifademizi sizden duymamış kabul ediyorum kendimi. Hayır, çok ciddiyim. Bu benim mesleki hasretimi ilgilendiren bir konudur. Direktifinizi yazılı olarak verebilecek misiniz rica etsem? Öyleyse ben de aynı anda istifamı takdim ederim efendim. Evet, aynen öyle. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Dilerseniz bu konuşmayı burada keselim. Zira krediye hak kazanmış müşterim şu an dışarıda beni beklemekte. Efendim? Nasıl isterseniz öyle olsun efendim. İyi günler. Hayırlı sabahlar yengeciğim. Ben Kamil. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Yengem. Acaba bugün sizinle görüşmem mümkün olabilir mi? Bugün krediyse bugün alamazsak mahvoluruz. Bize göstermiş olduğunuz
Gülay. Kamil'in senin kardeşin olması ona bir ayrıcalık getirmez. Ve hiçbir şey ifade etmez. Benden şahsi paramı istemiyor ki. Bankadan kredi istiyorum. Kaldı ki kardeşin bugüne kadar 3 kere iş batırdı. Bunu sen de biliyorsun. Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. İş hayatında normaldir. Tülay Hanım, biz müsaadenizi rica edelim. Kredi sözleşmesi için yarın daha uğrayabiliriz. Nasıl olsa iş bu aşamaya geldi. Öyle değil mi Cemil Bey? Tabii, tabii. Yarın hatta öbür gün dahi olabilir. Yeter ki işlemler bu hafta içinde tamamlansın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen kusura bakmayın. Alışılmışın dışında beklenmedik bir durumla karşılaştım. Rica ederim hanımefendi. Bize hiçbir açıklama getirmek zorunda değilsiniz. Alo.
olmuş. Bir dakika gelir misin? Kemal Bey. Hangi Kemal Bey? Tülay'ın mı kocası mı? Evet. Ne olmuş Kemal Bey? Bizdeki ticari ve özel mevduatın hepsini çekiyor. Bütün hesabı iptal ediyor. Bir başka bankaya transfer etmemizi istiyor. Hem de hemen şimdi. Hoppala. Nereye? Büyük adamsın ki Kemal abi. Bak abimsin diye söylemiyorum. Harbiden söylüyorum büyük adamsın. Öyle değil mi Necdet abi? Tamam, tamam. Ben bu işin bu kadar kolay olacağını bilseydim doğrudan doğruya sana gelirdim abi. Hiç de canımızı sıkmamış olurduk. O iş öyle senin bildiğin gibi değil. Bazı kozları, dostlukları elinde tutacaksın. Öyle kolay kolay harcamayacaksın. Her şeyin geri zamanı vardır. Sonra bazı kişilere her canın sıkıldığında başvurulmaz. Yaz bunu bir tarafına. Peki abi. İleride lazım olacak. Benim için fedakarlık yapacağın 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Abi dedim böyle olur. Senin için fedakarlık yaptığımı da nereden çıkarttın? Kadın kısmının ara sıra adını bildireceksin. Birdenbire kendilerini şaşırıp çizmeye aşmaya kalkarlar. Hele biraz okumuş yazmışsa durup dururken kendilerini Allame-i Cihan sanırlar. İşte o zaman erkek olduğunu göstereceksin. Evet, biz hanımefendi gibi üniversitede okumadık. Yüksek tahsil yapmadık. Ama bu işleri iyi biliriz. Sakalda kimseye kaptırmayız. Tamam mı kardeşim? Ben bugünkü yerime dişimle tırnağımla kazıyarak geldim. Öyle süslü yaldızlı diplomalarla değil. Telefon neredeyse çalar. Ben demedim. Alo. Kemal, sen ne yaptığını sanıyorsun Allah aşkına? Evet, bugün yaptıklarından söz ediyorum. Maksadım en çıldırtmaksa bunu mesleki prestijini oynamadan da rahatlıkla yapabilirsin. Bak, şimdi kulaklarını aç öyle. Devam et, devam et.
Maalesef mümkün değil sevgili karıcığım. Bir iş adamı olarak benim de kendime göre bazı hesaplarım var tabii. Yoksa seni göz göre göre müşkül durumda bırakır mıyım hiç? Çok saygısızsın Kemal. Söyleyecek başka söz bulamıyorum ne yazık ki. Evet, kredi meselesine can ciğer çocukluk arkadaşını araya koyup beni baskı altına almaya kalkışman çok ayıp. Gerçekten ayıp. Neyse, bu konuyu daha sonra görüşürüz. Ediyorum galiba. Bak Tülay, sakın benimle dalaşmaya kalkma. Senin müdürlüğün bana sökmez. Biliyorsun, kocan olarak izin vermezsem o işte çalışamazsın bile. Unuttun mu? Sana unuttuğum bir şey daha var. Kararları ben alırım, ben uygularım. Dostlarımla olan iş ilişkilerime gelince o da sadece beni ilgilendirir. Tamam mı? Ne dedi? İşe bak. Kapattı. Yüzüne mi? Vay yengem vay. İyice azıttı. Karıdaki cesarete bak. Bana bak, yengen hakkında doğru konuş yoksa suratını dağıtırım. Peki abi. Bir çözüm bulmalıyım. Mutlaka bir çözüm yolu bulmalıyım. Parasını çekmek konusunda en az yarına kadar oyalamalıyım hiç olmazsa. Telefonu yüzüne kapattığım iyi oldu. Akşama kadar aramaz beni. Ama ya buraya gelmeye kalkarsa? Allah korusun, herkese rezil olurum. Hele yine içki içmişse, bağırıp çağırmaya, hakaret etmeye başlar. Yok, buna asla müsaade edemem. Hay Allah, nasıl cesaret edebildim böyle bir şeye? Tabii. Aslında şaşılacak bir şey yok bunda. Hayatı boyunca hep beni köşeye kıstırabileceği anı kollayıp durdu. Ama neden? Neden? Ben ona her zaman iyi bir eş, iyi bir arkadaş oldum. Güç durumda kaldığı zaman ona ben elimi uzattım. Elimden geldiğince yardımcı olmadım mı? Benimle iftihar etmesi gerekirken düşman gibi davranıyor bana. Neyin intikamını almaya çalışıyor benden? Neyin? Hali öyle komikti ki Mali hocamız. Bizden bütün hafı gülmeye başladı. Adam biraz şaşkına dönmüştü. Halini bir görecek. Kemal. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Dinliyorum, dinliyorum tabii. Peki ne oldu o zaman Mali hocamıza?
açıkça söyleyebilirsin. Bu işin sonu yok Tülay. Anlamadım. Hangi işin? Beraberliğimizin. Beraberliğimizin. Lütfen sözümü kesme. Gel. Yol yakınken ayrılalım. Ayrılmak mı? Ama neden? Bilmiyormuş gibi yapma. Sen akıllı bir kızsın. Gerçekten bilmiyorum Kemal. Bildiğim bir tek bir şey varsa o da seni çok sevdiğim. Ama sen beni sevmiyorsun. Onda nereden çıkartıyorsun? Senin için içim yanıyor. Sevmek ne kelime? Peki öyleyse ne oluyor? Bu iş yürümez. Bak saçmalamayı bırak. Beni lütfen benimle açık açık konuş. Bu iş dediğin ilişkimizse neden yürümeyecekmiş bilmek istiyorum. Bak canım. Sen okuyorsun. Yakında fakülteyi bitireceksin. Oysa ben lise 2'den terkim. Sabahtan akşama kadar 3-5 kuruş kazanabilmek için koşturup duruyorum. Bu gidişte cebim para göreceği yok. Yarın bir gün senin karşına başka talepler çıkacak. Doktorlar, mühendisler, yüksek tahsil görmüş, yarını garanti olan kişiler. Sen de iş ciddiye bindiği zaman külahını önüne atıp düşüneceksin. Onlardan birini tercih edeceksin. Kemal. Doğrusu da bu. İşte o zaman ben dayanamam. Gel. Yol yakınken bitirelim bu işi. Saçmalıyorsun Kemal. Ben seni seviyorum. Ve seninle evlenmek istiyorum. Değer verdiğim, saygı duyduğum insanla. Bir meslekle değil. Güzel de boş laflar bunlar. Davul bile dengi dengine demişler. Ben seni geri çeviremeyeceğim için sen beni geri çevir istiyorum. Anlamadın mı hala? İkimizin hayrı için. Çok rica ederim. Bu tatsız konuyu burada keselim artık. Peki, ya ileride beni hor görürsen? Ne gibi yani? Anlamadım. Yüksek tahsil yapmadığım için utanırsan demek istiyorum. Öyle bir şey yapmayacağım. Sen benden daha iyi bilirsin. Hem üniversiteyi bitirip işe girdiğimde tahsilini tamamlayabilirsin. Merak etme. Tek başına evi geçindirebilecek parayı kazanırım ben. Bak, işte başladım bile. Kemal, lütfen. İçtenlikle yapılmış bir teklifti bu. Alınganlığın lüzumu yok. Alınganlık değil bu Tülay. Biz ayrı dillerden konuşuyoruz. Sen çalışıp evini geçindirmek, üstüne üstlük bir de beni okutmak istiyorsun. Oysa ben bir an önce hayatın batağından sıyrılıp kendi işimi kurmak, yükselmek, refaha kavuşmak istiyorum. İyi ya işte, ben de hedefine bir an evvel ulaşabilmen için sana yardımcı olmak istiyorum. Elimden tutup okula götürerek mi? Evet. Gerekirse.
Bunlar ancak romanlarda olur. Bu yaştan sonra okuyamam ben. İş hayatına alışmışım. Para peşinde koşmaya alışmışım. Defterlerle, kitaplarla uğraşamam ben. Kaldı ki okulda geçireceğim her an işimde ilerleme açısından benim için kayıptır. Kusura bakma ama bu konuda aynı fikirde değilim seninle Kemal. Mesela ileride evlenecek olursak sözün gelişi tabii. Ben senin evinin kadını olmanı isterim. Dışarıda çalışmana asla müsaade etme. Şaka ediyorsun herhalde. Yok. Çok ciddiyim. Ama yarın bir mesleğim olacak benim. Onun için okuyorum. O senin meselen. Karım olursan dışarıda çalışmana kesinlikle müsaade etme. Öyleyse. Ben de evde mesleğimle ilgili yazılar yazarım. Çeviriler yaparım. O kadar mı bilemem. Benimle evlenmeyi kabul ettin öyleyse. Deminden beri karın olduğum zaman bana ne kötülükler yapacağından söz ediyorsun. Farkında değil misin? Demek ki içinden kararını vermişsin çoktan. Bunları mı öğretiyorlar okulda size? İnşallah Kemal içkili gelmez bu akşam eve. İçmişse bugünkü olayla ilgili mesele çıkartacaktır mutlaka. Çocukların huzurunu kaçıracak yine. Çok değişti Kemal. Sanki
sevdiğim adam gitti. Yerine bir başkası geldi. Bir hasım, bir rakip, bir düşman. Olmuyor, olmuyor. Piyasa çakallarla dolu. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Kötü bir durum mu var Kemal? Daha ne olsun? Battık. Laf değil. Teşekkür ederim. Canım sevgilim benim. Bak göreceksin bundan sonra her şey
Burnum bana baktı. Hiçbir şey düşünme. Bir anda da güzel şeyler görmeye çalış. Bana inan. Bu bana inan. Hayır Kemal, bunu isteyemezsin benden. Ama anlaşmamız böyle değildi. Haklısın, haklısın ama olaylar tahminimden daha farklı gelişti. Bankadaki pozisyonum çok iyi. Evet. Seneye şube müdürü yapacaklar beni. Bu da hiç yabana atılır bir durum değil. Başarının tadını çıkartmak istiyorsun demek. Bu benim hakkım değil mi? Kaldı ki çalışmaya devam edersem aileme benim de katkım olacak demektir. Bunu sen de inkar edemezsin. Ne yani? Benim kazancım yetmiyor. 5 yılda her şey yoktan var ettim. Sıfırdan. Ne sıfır? Sıfırın altından. Piyasada itibar sahibi, söz sahibi kişilerin arasına girdim. Daha ne yapmamı istiyorsun? Hiçbir şey. Ne olur olayı çarpıtma. Konu o değil. Çok şükür halimiz vaktimiz yerinde sayende. Ama ben meslek sahibi bir insanım artık. Üstelik yıllarca bunun eğitimini de gördüm. Yıllardır harcadığım çabaya, zamana yazık değil mi? Hazır elime fırsat geçmişken şartlar da böyle olmuş. İşte şimdi çıkarttın bak buraya ağzından. Demek elime hazır fırsat geçmişken, ha? Tahmin etmeliydim. Zaten evlendiğimiz günden beri hep evden kaçıp bir yerlerde çalışma fırsatı kolluyordun. Benim işlerim bozulunca da sana gün doğdu. Kemal. Tahmin etmeliydi. Evin geçimini sağlamak, bana destek olmak hepsi bahaneydi. Tek amacın bir iş bulup bağımsızlık kazanmak, kendini tatmin ve benden üstün olduğunu ispat etmek. Ben zavallım. O çaresizliğimin bunalımı içerisinde o sinsi tezgahını sezemedim. Yazıklar olsun sana. Lütfen kendine gel. Öyle mi hanımefendiciğim? Sen beni neyle itham ettiğini farkında mısın? Sahtekarlıkla. Yoksa inkar mı ediyorsun? Çok terbiyesizsin Kemal. Tülay. Tülay gel buraya. Tülay gel buraya. Beyefendi beni mi emrettiler? Otur. Emredersiniz.
şekilde çalışamayacaksın. Kanunlar bana bu hakkı tanıyor. Ben de bu evin kadın olduğum sürece doğru olduğuna inandıklarımı yaparım. Kendi geleceğim konusunda özgürce karar verebilme hakkımı sonuna kadar savunurum. Kanunlar bana da özgürlük hakkı tanıyor. Geç oldu, komşular rahatsız olacak. Vay vay vay. Demek geç oldu ha? İşe bak sen. Madem geç oldu da bu saate kadar zaten. Beynimi, ruhumu
şimdi beni iyi dinle bakalım. Bugün bana çok zor anlar yaşattın. Haysiyetinle, mesleki geleceğimle acımasızca oynadın. Hem de öylesine ki bir an gelip her şeyi birden bırakıp gitmeyi düşündüm. Seni, ailemi, mesleğimi, her şeyi. Evet, vazgeçtim. Hem de neden biliyor musun? Bir ömür boyu sevgiye fedakarlıkla kendimi feda ettim, yakınlarımı ve mesleğimi. Evet, mesleki haysiyetimi düşündüğüm için. Ama sen istesen de istemesen de bir gün beni anlamak, kabul etmek zorunda kalacaksın. Ve anlamsız saplantı. Hadi, git yat şimdi. Yat, uyu ve kendine gelmeye çalış. Yarın altından kalkmam gereken zor işlerim var. Sana kızgın değilim. Sadece kırgın. Seninle dost olabilirim.